Maximum Gaming YouTube kanalından hepinize selamlar. Bugün Oğuz'la beraber Kim Duro serisinin ikinci videosuyla karşınızdayız. Kim Duro bir oyun, birbirimize 6'şer tane oyun karakterini soracağız ve bilmeye çalışacağız bu karakterleri. Her karakter için 3'er tane de ipucu olacak, her ipucundan da sonra tahmin hakkımız olacak. O zaman başlayalım. Başlayalım. Uncharted oynadın mı? Uncharted oynamadım ama hakimim. Uncharted oynamadım. Tamam, bu Uncharted oyunundan bir karakter öncelikle. Nathan Drake? Hayır, değil. Ana karakterlerden bir tanesi değil. Hazine avcısı aynı zamanda. Yani hazine avcılarından bir tanesi. İmkansız bunu bilmem. O zaman bak, üçüncü ipucundan belki yakalayabilirsin. Nathan Drake dedin, yakın bir ilişkileri var eski sevgilisi Nathan Drake'in. Eski sevgilisi, kadın. Kadın. Yok. Yok. Oynasam belki bilirdim ama. Ya bak, oynasam bile için çok akıllara kazınan biri değil. Bunda böyle ipucu vermeye çalışacağım sana ama ipucunu verebileceğim yeri de bulamıyorum şu an ya sana. Soyadını şöyle anlatayım sana, yakın diyeyim. Dondurucunun İngilizcesini düşün. Ona yakın bir soyadı var. Freezer. Ona yakın bir soyadı var. Freezer. Yok, freezer gibi. Frozen. Yok, buradan çıkmayacak belli oldu. Söyleyeyim mi cevabı? Pass diyebiliyor muyum? Diyebilirsin tabii. Pass diyeyim o zaman. Chloe Fraser. Fraser, okey. Benim aklıma gelmedi bu arada. Ben oynadığım seriyi hani hiç yer etmemiş ya. Zormuş ya. Zormuş. Yani Nathan Drake dersin diye bekliyordum. Ama çok kolay olurdu o da yani. Yani benimkiler de çok zor değil. Bakalım o zaman soruyorum. Hazır mısın? Hazırım, hazırım. Tekken oynadın mı? Oynadım. Çok eskiden de olsa oynadım. Tekken'in Brezilyalı karakteri. Dur. Eddie. Evet. Eddie Gordo. Kapayıracı. En çok oynadığım şeydi bu arada. Tebrik ederim. Tekken oynadığım dönemde. İlk şeyde bildin bir de ya. Ben utanıyorum. Bunu bilebilirsin diye düşünüyorum ya. İlk ipucum, paralı asker olarak canlandırılan bir karakterdir. Paralı asker. Evet. Bundan bilmem bayağı zor. Ama Assassin's Creed mi? Hayır. Ya o paralı asker olmuyor yani. Tam. Tam olmuyor. İstiyorsan ikinci ipucuyu vereyim. Belki buradan bulabilirsin. Çünkü bu bence fena bir ipucu hadi değil bakalım. Ya. Bunu da bilme şansın var. Ya bu oyunda bu isimde daha doğrusu oyun serisi var. Bu isimde oyun serisi. Evet, bu karakterin isminde. Aa. Savaş oyunlarını düşün böyle ilerlemeli falan. Ya hiç oynamadım ama sallayayım mı? Sallan, Max sallan. Payne değil değil mi? Değil. Hiç oynamadım ama. Bir tane daha ipucu vereyim. Bu karakterimizin soyadı Stone. Stone. Bunu da bilemezsen bir tane daha vereceğim ben sana ekstra ipucu. Stone soyadı ve bunun adı ve soyadıyla bir oyun var. Oyun serisi. Evet. Adı ve soyadıyla değil, hayır. Ha. Lakabı ve adıyla. Ha, lakabı ama soyadı ne işe yarıyor? İşte. Yok. Ciddi. Serious Sam. Evet, Serious Sam. Serious Sam. Peki bunu nereden biliyorum mesela? Hani gerçekten. Çünkü çok popüler aslında. Evet, ben ya, de oynamadım beynim ama. Benim bir yerinde var ama. Bir şekilde görmüşsündür. Steam'de bir yerde görmüşsündür kesin. O zaman ikinci soruyla. Evet, hazırım. Aynı ismi taşıyan bir yarış oyununun karakteridir. Biraz zor bence buradan bilmem. Ya şöyle. Ama bakalım. Çok saçma olacak belki ama Crash Bandicoot'un şeyi var. Evet. Saçma değilmiş. Onun yarış oyunlarını oynuyordum çocukken. Oradan belki odur dedim, çıktı. İki de iki ya. Valla. Tek atmam peki. Yani emin olmayıp tek atma. Bir de şey dedim ya, hani bilemeyebilirsin bak. Bunu bileceğini düşünüyorum. Bu çünkü çok popüler bir oyun. Hadi bakalım. Yenisi çıktı hatta. İlk ipucum. Buradan yakalamayabilirsin ama ikinci de bulacağına eminim. Sarah isimli bir kızı var bu karakterimizin. Sarah isminde kızı var. Evet. Devam edelim. Hiç mi yok daha? Devam edelim. Tamam. Çok kötüyüm ya. İsimleri akılda tutmakta gerçekten. Bunu da kesin bileceksin bak. Hadi. Aynı oyunda Ellie isimli bir karakter daha var. Aa, Ellie şey Joel mu? Evet, Joel. Onun kolaymış değil mi? Onun sahnediği kızı mı vardı? Evet. Hatta ha, ilk oynadıysan ilk sahnede, ilk sahnede demeyeyim de oyun başında böyle kaybediyordu kızı. Ha, kızı ölüyor. Evet, evet. Şu an güzel. Tamam, bunu bildim. Bunu bildim. Güzel, güzel. Harika, devam ediyorum.
Ben de bunu bileceğine eminim bu arada. Hadi bakalım inşallah. Ya belki ilkinde bilmeyebilirsin ama ikinci kesin. 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 Yani tamam. Kesin bildim. Beni çok kötü bir duruma soktun ama hadi bakalım. Bir, söylüyorum o zaman. Mesleği bilim adamıdır ve doktor diye de hitap edilir. Mesleği bilim adamıdır ve doktor diye evet. hitap edilir. Doktor olan oyunlar. Hiç gelmedi aklıma ya. O zaman bilmeye hazır mısın? Hazırım. Valve Software tarafından geliştirilen bir oyunun baş karakteridir. Adamın adı yok bende. Biliyorum karakteri gözlüklü falan böyle ama neydi? Ben kendimce bir ipucu vereyim mi? Ver. George miydi öyle bir şeydi galiba? Hayır. Bu isme çok 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 benzer bir kişi daha var. Kendisi yine bilim adamı böyle belgeseller falan yapıyor uzayla alakalı. Hatta filmlerde yer alan bir kişi. Karakterin adı yok aklımda yok. O zaman üçüncüyü de. Üçüncüyü de ama abi. Sen bunu zaten söyledin. Siyah çerçeveli bir gözlü evet, keçi. Evet biliyorum satın. Biliyorum. Tipi adamın tipi. O zaman bir dakika ilk soruyu hatırlıyor musun? İlk sorduğumu. İlk sorduğunu Eddie evet. Eddie Gordo. Garden bilmem ne. Garden Freeman. Evet. Ha, oradan güzel yakaladım. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Başı gelince sonu geldi. Evet, evet. Tipini falan hatırlıyorum çünkü ama. Morgan Freeman'dan belki. Evet, Morgan Freeman'dan da olabilirmiş ya. Ama güzel oldu. Bak ismini hatırlayınca soyadı da geldi. O zaman ben dördüncü soruma geçiyorum. Ya bunu oynadıysan oyunu bilirsin çünkü en ikonik karakterlerinden bir tanesi. Street Fighter oynadın mı? Hayır. Hiç mi? Yetmedi yani. Yenileri de var onun ya. Eski oyunda yani. Sana ufak tefek şeyler vereceğim ipuçları. Tamam. Street Fighter oyununun ilk kadın karakteridir. Biraz Asyalı bir görünüşü vardır. Yok mu? Hı-hı. Mavi bir elbisesi var. Hala mı yok? Oyunda babasının intikamını alabilmek için Shadowloo suç örgütüne katılmıştır. Of. Ya bak soyadını vereceğim sana, ismini isteyeceğim tamam Hadi. Mı? Hiç oynamıyorsun lan. Belki bir yerde yine şey olmuştur. Lee, soyadı Lee. Bilmem ne Lee. Ya çok kesin, çok basit aslında. Bak söylediğin de kesin böyle aa hatırladım bir yerden çıktı olacak ama şu yok hatırlamıyorum. Bunu bileceğine emindim gelmiyor. Ben ya. Hiç oynamamışsın ama. Gelmiyor mu? Hiç mi gelmiyor? Okey. Söylüyorum o zaman Chun-Li. Chun, evet. Kesin bilirsin. Ya, karakteri şey, görsen kesin bilirsin. Kendim yani. Hatırlayamazdım. Hmm. Birinin söylemesi gerekiyordu yani. Sıkıntı. Bu çok kolay bir soru. Yine mi? Hadi bakalım. Aşırı kolay. Az önceki de kolaydı. Cidden aşırı kolay. Yani bunu ben mesela bu soruların çoğunu üçünü bilirdim. Şu an kaç bildin? İki bildin galiba şu anda da. Bildin ya. Mi? Çok kötü değil. Evet ikisi. Bir tane daha bilsem bilirim. O zaman söylüyorum. GTA Vice City oyununun baş karakteri. Tommy. Evet. Ya bu kolaymış evet öyle. Ya. Tommy Veretti miydi? Versetti. Versetti. Tamam. İsmi aklımda ama soyadda yine sıkıntı yaşadım. Aynı minvalde bir soru. Yani GTA serisinden bir soru. Hı hı. GTA San Andreas'ın bu sefer baş karakteri. CJ mi? CJ ama ismi. Carl Johnson. Doğru ya. Evet. 3 oldu. Bence sonuncuyu da bileceksin ama. 4 mü? Of imkansız ama. Bileceksin gibi geliyor o bana ya. O zaman ben soruyorum 5.'yi. Bu karakter sanırım başka bir videomuzda adı geçmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve bence bilirsin. Just Cause oyununun ana karakteridir. Ha. Yok ismi yok bende. Hiç yok yani. Böyle R'lerin adamı kendisi. R'lerin adamı. Evet. Just Cause serisini hiç oynamadım bu arada. Açık yani elimi bile sürmedim o yüzden hiçbir şey diyemeyeceğim buna ya. O zaman diğer iki ipucu da çok işine yaramayacak diye düşünüyorum ama yine de söyleyeyim. Erkek karakterdir ve suikastçilik yapar. Yok bende yok bu soru ya. O zaman şöyle Hispanik bir isim düşün. Ya da bir soyad düşün. İlk aklına gelecek olan nedir? R'lerin adamı. Yok ya bende hiç yok, yok yani. Söyleyeyim mi? Söyle. Rico Rodriguez. Rico yok bulamazdım. Yok mu? İmkanı olsun. Yok bulamazdım ben bunu. Şimdi Street Fighter oynamadın Tekken de oynamamışsındır sen. Ona da yetişemedim muhtemelen. Belki bak, bir ihtimal. Belki bu çok ucundan... kolay ya çok Hadi kolay. Bakalım. Oyunun en bilinen ben karakteri. Bende de Tekken'le ilgili bir şey vardı belki aynısı. Yok imkansız. Yok o kadar da değil. Şimdi, dedesinin adı oyunda
karakter olan Hayachi Mishima'dır. Oh. Dedesinin adı bir de. Evet, aynı oyunda karakter. Hatta böyle onun tırmanma şeyi vardır o oyun modu. En tepede o vardır en zorlu olarak. Hayachi vardır. Onun gerçekten torunu. Fikrim yok. Yok, okey. Bu zaten ana karakter mi peki? Bu ana karakterlerden bir tanesi evet. Hmm. Dövüştüğün karakterlerden bir tanesi. Tekken 3 oyununun ana karakteridir bir oyunun karakteridir daha doğrusu. Yine yok, okey. Ben sana vereceğim. ipucunu vereceğim, merak etme. Kahküllü saçı vardır ve kolunu kaplayan uzun kırmızı bir eldiveni vardır. Böyle ismine dair. Saçı falan böyle hafif uzundur. Yani ufak yok, ipuçların uzundur. Var mı? Vereceğim. Şey oynuyor musun League of Legends? Yok mu? Oradan verecektim. Kazı kazanda yaptığımız hareket nedir? Kazımak. Kazımaya yakın bir soyadı var. Kazımaya. Kazıma. Kazuma. Değil. Kazama. Evet ama ne kazama? Kızı kazanır. Ne kazama? Bak soyadını verdim ben sana. Duymuş olman lazım ya bu karakteri. Kazama. Yok ya. Ya şimdi belki sadece soyadını biliyorum. Hani ya bunun ismini soyadı yok. Yok ismini soyadını net biliyorsun. Mr. Kazama bize desek olmaz mı? Hiç mi? Ben söylüyorum. O bak zaman pes. Jin Kazama. Duymadın Jin Kazama mı? Jin Kazama. Hiç mi duymadın? Hayır. Çok uzaksın demek ki ya sen evet. Tekken ve Street Fighter'la. Maalesef bu puandan da, ay bu sorudan da puan veremiyorum. 4 tane bildim ama değil mi? Yani bir şekilde. 4 tane. 3 mü 4 mü öyle bir şey bildin? 3 bildin. 3. 4 diyelim. Aramızdan laf olmaz. O zaman son sorun. Hazırım. Far Cry 3 oyununun ana karakteridir. Hadi. Bunu bilirsen karakteri biliyorum bu arada. Karakterin tipi de gözümün önünde. Oyunu da oynadım ama isimler konusunda zaman, çok kötüyüm. Bilmeni sağlayacak bir ipucu var burada. Mavi bir tişört ve dövmeli kolları vardı. Hiç aklımda değildi karakter. Yok yani karakteri biliyorum. Tipini de biliyorum. Hatta şeyi biliyorum yani tipini de geçtim. Oyunun posterini de biliyorum. Gözümün önünde ama karakterin ismi yok. O zaman isminden ben de yola çıkayım. Michael neydi? Jackson, Jordan. Jackson'a bir tık benziyor ismi. Böyle Jackson'a bir tık, Jackson'a benzeyen isim. Böyle andırıyor kulaktan böyle. Jackson'a Jack benziyor bir tek. Söylüyorum o zaman. Anlatamadım yani. Jason Brody. Ha, yok gelmezdi bu. İmkanı yok. Jason'ı bulurdum devamı gelmezdi. Olsun neyse. 4 3. Tebrik ederim. Hangimiz kazandık peki? Ben kazandım. Yarış mıydı bu? Evet. Yani yarış olmasın. Oyunda bir oyun var. Belki oyun canım eğlenmek için 3 3. Ya yarış demeyelim evet oyun diyelim dostluk biz buna. Dostluk kazandı diyelim. Anlattığımız oyun karakterlerinin yer aldığı GTA, Far Cry gibi oyunların birçoğuna Steam üzerinden sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda da Maximum Gaming Kart'ın kampanyalarından yararlanabilirsiniz. Maximum Gaming Kart'ınızla Maximum Mobil Dijital Code Market içerisinden gerçekleştireceğiniz Steam cüzdan kodu ödemelerinde %5 gaming puan kazanabilirsiniz. Hem oyunun keyfini çıkarıp hem de Maximum Gaming Kart'ın avantajlarından faydalanabilirsiniz. Bankamatiklerden Maximum Gaming Kart'ınıza kolayca para yükleyerek alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Maximum mobil uygulamasını indirerek anında karta başvurup hızlıca kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu videonun da sonuna böylelikle geldik. Yeri geldi bilemedik, yeri geldi kazımadan kazamaya gitmeye çalıştık ama en azından eğlendik diyelim. Evet. Kazanan kaybeden yok, durum böyle. Bizden bugünlük bu kadar, bu videoluk bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.